İncesu çarşıdayız. Şu anda merkezdeyiz. Canlı yayınımızı tam İncesu merkezden yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağında bir cumartesi sabahında İncesu çarşısını merak edenler için gösterelim dedik. Sadece çarşı merkezinde esnaflardan, marketlerden bazıları açık. Gördüğünüz gibi marketler açık, çarşı merkezinde diğer iş yerleri kapalı. Çarşıdan bir görüntü verelim dedik. Sokağa çıkma yasağına İncesu uyuyor. Mustafa Narin, iyi yayınlar. Hoş geldin Mustafa Narin. Çarşıyı çekiyoruz şu anda. Bir genelini alalım dedik. İhtiyacı olanların dışarısında fazla dışarıya çıkan yok şu anda. İş yerleri kapalı. Öteki taraftan da bir görüntü vereceğiz. Veysel Kuş, teşekkür ediyoruz. Mevlüt Karaçavuş, dükkanlar kapattılar. Devlet çok büyük destek veriyor. Mevlüt Karaçavuş. Evet, dükkanlar kapalı Mevlüt Karaçavuş. Ne yapalım? Memiş'ten selamlar. Ahmet Dilek. Mehmet Güneşleyici, bakkalımız şaşırmış abi diyor. Mehmet Güneşleyici, evet, burada geziyor şu anda esnaf. Sadece gördüğünüz gibi esnafların, önemli olanlar dışarısında, fazla açan yok. Marketler var. Marketlerde dışarıda insan olmadığı için fazla dışarı çıkan yok. İbrahim Erol abi, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ali Yıldızdoğan, hava soğuk mu? Fazla soğuk yok. Dışarıda bekleyenler duruyor. Devlete laf yok demiş. Evet, bir tane marketin birine giriyoruz. Bakalım alışverişi nasıl yapmışlar? Gelen giden var mı? Kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sağ olasın, hayırlı işler. Sağ olun. Mehmet Teke de burada. Sağ olasın abi. İş yerleri bekliyorlar ama fazla çıkış yok herhalde. Var mı? Nasıl durumlar? Yok, herkes evlerinde. Çok acil ihtiyacı olanlar gelip alıp gidiyor. Şu anda hayat normal. Hayat normal. Fazla alışverişi yok değil mi? İhtiyacı olanlar çıkıyor. İhtiyacı olanlar geliyor. Acil olanlar evet. Açık oldu da iyi. İnsanların yani şeyini, ihtiyaçlarını gideriyoruz. İş olmasa da en azından hizmet Ekmek veriyoruz yani. bitenler, sigarası bitenler, acil olanlar geliyor. Evet. İhtiyacını alıyor, gidiyor hemen. Durmak yok. Cemal acil bir Albayrak, şey olmasa da hizmet teşekkür veriyoruz ediyoruz. Yani. Vatandaş sosyal mesafe uyuyor diyeceğim. Bekir evet, de burada. Fırından Akraba Ekmek Pide Fırını'nın çalışanlarından Bekir Şimşir'de burada ekmeklerini getiriyor. Dışarı çıkan çok mu Bekir? Var mı dışarıda insan? Vatandaş kurallara uyuyor. Gezmiyor fazla. Evet. Dünün çoğu ihtiyacını karşılamış. Yani riayet ediliyor kurallara. Evet, sadece ihtiyacı olanlar geliyor aynen herhalde. Aynen efendim. Maske, hijyenik kurallara uyuyorlar herkes. Şerif Esüllü, teşekkür ediyoruz buradan. Cemal Albayrak'a, Mustafa Aydoğdu Antalya'ya selam demiş. Cengiz İlhan selam söyle demiş. Cengiz abinin selamı var sizlere. Aleykümselam. Avusturya'dan selamlar demiş. Mehmet Ali Yıldız Doğan, teşekkür ediyoruz. Savaş Özcan, iyi günler. Ufuk Bey, iyi günler. İşte bakkallar bu durumda ama İncesu şu anda uyuyor. Yani herkes evinde, ihtiyacı olanlar geliyor. Aynen doğru. Evet. Bakıyoruz, belediye çalışanları dışında fazla bir şey yok. Tatlıcımız açık. Tatlıcımız açık. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olasın, ben var aslında. Sağ olasın, sağ ol. Bekir'in de Mehmet'in de selamları var. Bir de öteki markete bakalım. İyi günler, kolay gelsin. Vay, sağ olasın Ufuk abi. Ali Bey de burada. Ali Bey, iş yerindesiniz. İnsanlar uyuyor mu mesafeye? Uyuyor mu? Geliyorlar mı? Alışveriş ihtiyacı olanlar mı geliyor? Nasıl durumlar? Marketler açık şu anda İncesu'da. İnsanlar hem mesafeye uyuyor hem de
gelme mesafelerine gelip normal ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar. İhtiyaçlarını alıp geliyorlar. Evet. Siz kaça kadar açıksınız? 5'e kadar. Saat 5'e kadar evet. Açıksınız. Evet, gördüğünüz gibi Şahit Özükan'a teşekkür ediyoruz. Cengiz, evet, marketlerde de durum bu, saat 5'e kadar yapacaklar, ihtiyaçlarını alacaklar. Kimsecikler yok gördüğünüz gibi. Mustafa Erkulu, Cem ne yapıyor dışarıda demişsin. Cem de Mustafa Erkulu, Cem seni soruyor diyor. Mustafa Erkulu seni soruyor. Cem dışarıda mı diyor. Ona bir yasak yok mu diyor. Belediye çalışıyor Mustafa Erkulu, belediye çalışıyor. Çalışmak serbest. Serbest diyor. Gördüğün gibi Mustafa Erkulu. Ali'ciğime selam söyle dedik. Mustafa'yı doğdu. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şükrü abi. İşten geliyorsun herhalde. Şimdi nereye? Doğru eve. Evet. Evet, tamam. Çok güzel. Evet, bir de Mehmet Güneşleyici'yi özleyenler, Mehmet Güneşleyici de market olarak şu anda iş yerinde bekliyor. Mehmet abi, insanlar uyuyor mu? Mesafeye gelenler oluyor mu yine de? İhtiyacı olanlar mı geliyor? Yok yok. Çok acil ihtiyacı olanlar geliyor. Genelde uyuluyor. Genelde uyuluyor. Çok az yani. Evet. Biz de burada sinek avlıyor. Kaça kadar açıksınız abi? 4'e kadar. 5'e kadar pardon. 5'e kadar açıksınız. 5'e evet, kadar bakkal açık. Olduğundan dolayı Mehmet abi açık. Bakkala yasak yok mu demişim Berat Kocaoğlu ama bakkal olduğundan açık Mehmet abimiz. Evet. Mehmet Akgül merhabalar diyor size. Bizden kolay gelsin selamlar. Bizden selamlar. Hayırlı işler. Hadi sağ olasın. Sağ olasın. Sağ. Evet, bir markete daha bakalım. Bakalım ben burada da kim var? Tamam, ben gönderdim. Ben onu alalım hadi. Bir de Hasan hadi abinin iş yerine geldik. Hadi görüşürüz. Hasan Özoktay'ın yanındayız. Hasan Özoktay abi, buyurun, ne diyorsun? Bey. Var mı müşteriler, geliyor mu, gidiyor mu? Maalesef. Gelen yok. Bize oturuyoruz burada. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Bize oturuyoruz. Cemal Albayrak selamlarımı ilet abime demiş. Mehmet Akgül selamları var. Esnaf abime selam söyle demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. O zaman İncosu şeye uyuyor diyebilir miyiz yani? Kurallara uyuyor kurallara mu? Kurallara, kendi otomatikler uyuyor. Polise gerek yok. Polise gerek olmadan, jandarmaya gerek kalmadan gerektiği şekilde kendilerini izole ediyor. Evet, evet. Uyuyorlar evet. Yani herhangi bir sıkıntı yok yani şu anda. Evet. Zaten araçlarda gelen yok öyle bir. Acil ihtiyaçlarını zaten Cuma günden büyük bir kesim aldı. Büyük şehirlerde ve Kayseri'de falan zaten genelde Cumartesi, Pazar günü ihtiyaçlarının çoğunu aldılar. Burada da aşırı bir ihtiyaç potansiyeli doğmadığı için aşırı bir yoğunluk veyahut da gelen gider olmuyor. Evet. Daha iyi evet, yani. Evet. Tamamen kendilerini. Emincan demiş ki Hasan amcaya İncosu markete hayırlı işler demiş. Berat Kocaoğlu maskeyi de bir de burnunu kapatsın demiş. Mevlüt Karaçavuş Necati'yi çağırsın o eve gitsin demiş. Necati'yi eve gönderdik biz Mehmet'teyiz şu anda. Mehmet Dörttepe selamlar demiş. Ömer Demirkol maskeler takılı olsun Hasan Efendi demiş. Bu şu abinin anda, şu anda canlı yayın yapıldığı için maskeyi indirdik. Evet, evet. Yoksa normalde tamamen kapatıyoruz. Gazi Mustafa Sarımeşi de bu abinin eti çok güzel demiş. Teşekkür Yaşar ederim. Değirmenci Ufukcuğum kolay gelsin. Hasan ve diğer hemşerilerime selamlar, sağlıklı günler diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Berat Kocaoğlu hep maskeye takılıyorlar. Konuşmadan dolayı maskeler. Siz de evde herhalde canınız sıkılıyor bu arada. Mehmet Yürekli selamlar. Ömer Demirkol maske demiş. Mehmet Gümüş kolay gelsin Hasan. Ufuk eline sağlık, teşekkürler demiş. Teşekkür abi hayırlı ederim. İşler diliyoruz. Teşekkür ederim Ufuk. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Evet, gördüğünüz gibi Hasan abinin oradan da çıktık. Şöyle bir tur atalım diyoruz, bir bakalım diyoruz. İşte gördüğünüz gibi caddeler boş, İncosu mesafeye uyuyor. Bir de şu taraftan bir ses geliyor, ona bir bakalım. Cami tarafından bir ses geliyor. Herhalde ağaçlar budanıyor gibi. Oraya da bir bakalım size. Ömer Demirkol İbrahim Tatlıses'e benzemiş demiş. Evet, Hasan abi İbrahim Tatlıses'e mi benziyor?
Mehmet Gürbüz kolay gelsin demiş. Bir de camide ağaçlar mı kesiliyor? Herhalde budama yapılıyor. Onu da bir izletelim dedik. İncesu Belediye ekipleri camide evet herhalde budama yapıyorlar. Mehmet Akgül memleketimiz çok güzel abi. Canlı görüntü harika demiş. Teşekkürler Mehmet. Kayseri'ye selamlar. Mehmet Dörttepe memlekete gelmiş kadar olduk. Sağ olasın Mehmet'im. Teşekkür ediyorum. İşte şu anda gördüğünüz gibi caminin önünde de budama işleri yapılıyor. Ağaçlar budanıyor. Biraz daha olgunlaşsın, biraz daha olgunlaşsın diye camimiz budanıyor. Ahmet Dilek teşekkür ediyoruz. Göresimiz geldi sana demiş. Teşekkür ediyorum Ahmet Dilek. İşte camimizdeki cami içerisindeki ağaçların budaması yapılıyor. Yine de bir görüntüyü verelim. Abdullah amaç budamadaki amaç ağaçların daha iyi şey olması. Ağaçların daha iyi şey olmasından dolayı. Evet belediye şu anda ağaçları buduyor. Gördüğünüz gibi. Mehmet Eryaz, memleket hasretesi bitti. Teşekkürler kardeşim. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Eryaz. Mustafa Narin, Berat Kocaoğlu. Marketler evet hepsi açık da saat 5'e kadar marketlerimiz açık. Aşağı yoğurt pazarı dediğimiz Aras'ta. Burada da her yer kapalı. Bu cami kaç yıllık demiş Ahmet Emekçi. Sanırım 1860'lı mı? 1866'da kervansarayla birlikte yapıldı diyebiliyorum Ahmet Emekçi. Ali'yi de teşekkür ediyorum. Evet Aras'ta. Orası da boşta. Mehmet Akgül, evet ağaçların değerini sorduğumuz kadarıyla ağaçlar sadece çok sık olduğundan birbiriyle büyümüyor. Yani sık sık olduğundan bu ağaçları budama yoluna gitmişler. Daha irileşsin, daha iyileşsin diye, camimize de bir güzellik katsın diye şu anda budama yapılıyor. 1664 demiş, evet camini. 1664, şimdi de Apo'nun oradaki şeye bakıyoruz. Boş olduğunu görüyoruz. Bu arada akşam canlı yayınımız var. Akşam canlı yayında mikrofon ve görüntü, kamera sizde. Yani İncus hakkında yapılması gerekenler, temennileriniz, dileklerinizi canlı yayındaki her hafta yapmış olduğum canlı yayın görüntülerine sizler katılıp her kişinin 60 saniyelik, 2 dakikalık bir zamanı olacak. İncos hakkında bildiklerinizi, temennilerinizi, dileklerinizi iletebilirsiniz. Canlı yayında akşam hepinizi bekliyorum. Bari bir ara soru soralım. Aynı anda demiş Ahmet Emekçi. Ahmet Emekçi ilçemizin nüfusu kaç abi demiş. İlçemizin nüfusu şu anda 29 bin. 29.400 civarında. Girmemi sormamı istediğiniz yer varsa sorabilirim. Gördüğünüz gibi. Balıkçı sen izleme, sen Treli'sin demiş Mevlüt Karaçavuş. Balıkçı da izliyor herhalde Metin Balıkçı. Mehmet Akgül seni de bekliyorum. Bir Kayserili olarak mesela veya gurbette olan bir vatandaşımız girebilir. Canlı yayın konuğu en azından 2 dakikalık bir canlı yayın konuğu olabilir. İncos hakkındaki eksik varsa eksiklerini, bir temennisi, bir dileği varsa
bağlanıp söyleyebilir diye düşünüyorum Mehmet Akgül. Seni de bekliyorum. Gördüğünüz gibi her şey uyuyor. Bu ara Kadir Elektrik geldi şu anda. Kadir Elektrik iş yerini açmak için mi geldi yoksa ona bakacağız. Ona da bir soru soralım. Kolay gelsin. Kadir Elektrik evet şu anda gözünüz tam evet şu anda gözü. Kadir Elektrik incesi uyuyor mesafeye. Kurallara uyuyor. Evet doğrudur. Maskemi alayım da ondan sonra. Maskeyi şu anda evet. Bakalım Kadir Elektrik selam veriliyor bu arada. Kadir Elektrik dükkanını açtı. Evet, maskeye söz söylemesinler diye Kadir Elektrik de maskesini taktı. Evet, ne düşünüyorsun İncosu? Ben bir aşağı ineyim, bir görüntü çekeyim dedim. Mesafeye uyuyorlar mı, kurallara uyuyorlar mı diyor. Siz ne diyorsunuz? Kimse yok çarşıda. Mesafeye ve kurallara dikkat ediyoruz Ufuk Bey. Ondan sonra bir müşterimizin ihtiyacını gidermek için dükkanımızı açtık ve geri kapatacağız. Cengiz abim Kadir'ime selam söyle demiş Cengiz İlhan. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Cengiz abi Java bulmuş mu bana diyor. Java buldum ona. Cengiz abi özel değil de Kadir'e genel soru varsa İncos'ta sorabiliriz. Mustafa Aksoy ilçeyi geziyor gibiyim sayende Ufuk abi demiş. Öğretmenim pardon hocam. Evet şu anda İncos'u biraz dolaştık bir selam veriliyor ona da bakıyoruz. Kadir herhalde işin var. Evet, sizin... İyi günler sağ olun. Bir sela veriliyor. Bu herhalde ölen cenaze olan biri var gibi geliyor. Başka eğer devam etmemizi istiyorsanız bir de bu tarafa doğru gidebiliriz sizler için. Mustafa Narin selamı var. Eğer bu tarafa da gitmemizi istiyorsanız gidelim yoksa çay bahçesine bir bakalım isterseniz çay bahçesini merak edenlere. Mevlüt Karaçavuş Sela'yı duyalım diyor. İnşallah Sela abi veriliyor bakalım kimmiş onu da merak ettik. Ali'yi de kim vefat ettiğini evet öğreneceğiz. Bakalım Mehmet abi de burada. Evet Meça Mehmet abi şu anda markette herhalde çalışmaları. Mehmet abi nasıldır onlar? Gördüğün gibi abi boşlukta. Çalışıyorsunuz yenge hanımla birlikte market saat 5'e kadar buradasınız. Evet aynen. İnsanlar uyuyor mu peki kurallara? Valla kimse yok bu bütün. Evet evet. Biz de fırsattan istifade temizlik yapıyoruz. Temizlik yapıyorsunuz çok güzel. Sizlere kolay gelsin diyorum. Hayırlı işler. Ahmet Emekçi evet gimbalımız bir senedir var. Teşekkür ediyorum gimbalı kullanıyoruz iyi oluyor. Mehmet Ömer'e teşekkür ediyoruz. Yağış yok herhalde kuraklık var mı İncos'ta? Kuraklık da demeyelim de şu anda fazla bir yağış yok. Hakan Teker selamlar merkezi verilirse abi de bir. Kar olması lazım. Evet, onu genelde şeydi. Şimdi bir de şeyimize bakıyoruz. Atilla Koy fırına gel. Atilla Koy burada Bekir'le görüştük ama sen fırındasın. O zamana kadar canlı yayını tutamayız Atilla. Yoksa merak ediyoruz sizin durumunuzu. Bu arada sokağa çıkma yasaklarında en fazla yükü bildiğimiz kadarıyla fırınlar çekiyor. Fırınların ellerine, emeğine sağlık. Onların hak. Evet, sela veriliyor. Bakalım duyabilecek. Mehmet Dayeri, selayı duyacağız. İnşallah buradan söyleyeceğim. Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nden. Hüseyinoğlu Şükrü Mert. Şükrü Mert dedi herhalde.
Bir kez daha dinliyoruz. Ben onu sandım. Evet, Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nden Hüseyin oğlu Şükrü Mert dedi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına başsağlığı, sabır diyoruz. Emincan Öner, akşamki canlı yayında bu soruyu soralım. Çay bahçesinin durumunun ne olacağını, evet biz de merak ediyoruz çay bahçesinin durumu ne olacağını. Akşam Emincan bu sorulara cevap verelim. Canlı yayına bağlan Emincan, soralım. Tartışalım en azından. Kadir Yorulmaz selamlar abi demiş. Aleyküm selam. Hamit Kokmaz, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cengiz İlhan, Bekir Albayrak kimmiş dedim. Bekir Albayrak, Karakoyunlu Mahallesi'nden Hüseyin oğlu Şükrü Mert dedi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Sündüz Karabel dedi, oğlu hoş geldin. Akşamki canlı yayına hepinizi bekliyorum. Canlı yayında söz ve kamera sizde olacak. Canlı yayında her kişinin birer ikişer dakikalık sadece zamanı olacak. Bu zamanı da İncesu ilçemiz için birliktelik, bütündelik diyoruz. Bir de bakalım Hasan Koçak burada herhalde. Hasan Koçak'ı özleyenler için. Bakalım Hasan Koçak ne diyecek. Evet, diğer şeyler de var, bizim esnaflardan da buradalar. Gazete almaya geldiler. Şimdi de Hasan'ı gösteriyor. Hasan market olduğundan kapalı. Şeye uymuş, maskeye uymuş. Hasan ne diyorsun? Saat kaça kadar buradasın? Saat 5'e kadar açıyoruz. Saat 5'e kadar açıksınız. Evet. Gazeteleri veriyorsunuz. Evet. Peki İncosu uyuyor mu? Geliyorlar mı? Gidiyorlar. Herkes evinde mi yoksa? Herkes evinde. Evet. Herkes kurala uyuyor. Herkes evinde. Çok sakin bir vaziyette. Gazete almaya gelenler geliyor. Almıyor. Ve gidiyorlar. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Hasan da saat 5'e kadar buradayım diyor. Hizmette bulunuyorum diyor. Yalnız İncosu şeye uyuyor diyor. Herkes evinde diyor. İhtiyacı olanlar geliyor diyor. Evet. Hasan'a da teşekkür ediyoruz. Burada Cengiz İlhan'dan Hasan'ıma selamlar diyor. Cengiz İlhan. Cengiz İlhan. Ben de Cengiz abiye selamlar söylüyorum. Evet, hadi. Evet. Hayırlı işler diliyoruz Hasan. Evet. Erdal nasılsın? Çok şükür iyiyim. Çalışıyorsunuz belediye olarak. Bugün çalışıyoruz belediye olarak. İyi, çok güzel, çok güzel. Kolay gelsin diyoruz. Evet Emincan, bence de bu konuda ciddi anlamda anlayışlı ve kurallara, yasaklara uyuluyor. Bence de. Allah rahmet eylesinler. Şükrü Mert, evet Şükrü Mert dedi. Emincan, akşam seni de canlı yayına bekliyorum. Bu tarafı da gezdik. Çay bahçesi tarafını, cami tarafını, bu tarafı da gezdik. Bakıyorum bu arada muhtar Mehmet Keleş bir gelmiş. Görevinden dolayı. Mehmet Keleş ne diyecek bakalım. Bir dakika şu gitsin Mehmet. Canlı yayındayız Mehmet Keleş, Bahçeli Evler Mahallesi muhtarı. Gördüğünüz gibi maskeyi takmış, iş yerine bir gelmiş. Gelmiş, evet Mehmet nasıl? İnsanlar herhalde uyuyor, gördüğün gibi herkes evinde. İnsanlar kurallara uyuyor. Bugün biz de üzerimize düşeni, herhangi bir mahallemizde ihtiyacı eksiği olanlar var mı diye indik. Bazı eksiği olan yaşlılarımızın falan ekmeğini, ihtiyacı olan bazı şeylerini temin etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bir de çarşıya, kamu görevlisi olarak bir çarşımızı, pazarımızı dolandırdı. İnsanların ne kadar riayet edip etmediğini, aynı zamanda filasyon ekibi de olduğumuz için. Ondan sonra denetlemelerimizi yaptık. İnsanlar gerektiği şekilde uyuyorlar. Evet, evet. Herkes ihtiyacı olduğu kadar geliyor, gidiyor değil mi? Aynen öyle. Siz de muhtar olarak görevinizi yapıyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Peki, herkese aynen buradan öyle iyi dilekler verir. Sağ olun, sağlık günler, hayırlı günler herkese. Sağ olasın. Cengiz İlhan'ın selamı var bu arada. Evet, postacımız da çalışıyor. Bizim İncosu'nun emektar postacısı Yahya Barış abimiz şu anda postane işlerini yapıyor. Yahya abi ne diyorsun? İnsanlar mesafeye, kurallara uyuyor mu? Vallahi mesafeye, kurallara ellerine geldiği kadar uymaya çalışıyorlar. Fakat yasağı pek dinleyen yok. Gördüğüm kadarıyla mahalleler aralarında herkes geziyor. Ha, mahalleler aralarında geziyorlar. Mahalleler aralarında hiç yasağı dinleyen yok.
Çarşı iyi ama mahalle arası açık. Çarşı iyi, mahalle arasında. Kadınlar neredeyse inanır mısın çay partisi yapacaklar. Vay be. Mahalle aralarına dikkat edilmesini rica ederim. Evet, teşekkürler, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Yahya abimiz de mahalle aralarında fazla uyulmadığını söylüyor ama çarşının içerisinde iyi olduğunu söylüyor. Evet, buradan başka yayınımız bu şekilde. Başka istediğiniz yer varsa, gördüğünüz gibi sadece bir de fırına girmedik herhalde. Emeğine yüreğine sağlık. Fırıncılar burada şu anda müşteri bekliyorlar. Evet, ne diyorsunuz? Görüyorsunuz işte. Fırıncılar sadece burada çalışıyor. Aynen. Herkes yasaklara uyuyor galiba. Kimse yok çarşıda şu an. Evet, kimse yok. Herkes yasaklara uyduğunu gösteriyor bu. Aynen öyle. Aynen. Evet. Bir de Mustafa ile görüşelim. Mustafa tam peynirli yerken çekelim. Mustafa, canlı yayındayız ve peynirli yiyorsun. Herkese gelsin bu peynirli. Allah buyur. Teşekkür ediyoruz. Mustafa öğle yemeğini yiyor. Çayıyla birlikte. Mustafa, mesafe kurallara uyuyor mu insanlar? Nasıl, gelen giden oluyor mu? Abi zaten yasağa uyuyor herkes. Kimse gelmiyor yani. Bekliyoruz. Bu arada göstermeyelim dedik. Yalnız İncosu dışındakilere İncosu peynirlisini gösterelim. Kusura bakmayın, Mustafa'ya böyle yakaladık. Herkese selam olsun. Herkese selamlar. Şey yapıyor musunuz Mustafa? Servis, evlere servis yapıyoruz. Evlere servis yapıyoruz. Paket, paket servis yaptığını söylüyor. Evet. Hayırlı işler, kolay sağ gelsin. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ ol. Fırın da bu durumda. Sizler için bir çarşıyı gezelim dedik. Emincan demiş ki İncosu pidesini bilenler bir kalp atsın demiş. İncosu pidesini bilenler. Mustafa Narin canım çekti demiş. Göstermek istemezdik ama o şekilde yakaladık. Durum bu arkadaşlar. Akşam bir kez daha söylüyorum. Canlı yayınıma bekliyorum saat 8'de. Mikrofon ve görüntü sizde olacak. İncosu hakkında temennilerinizi, dileklerinizi en az 1 dakika veya 2 dakikalığına bağlanıp konu, her konu olabilir. Pandemi konusu olabilir. Pandeminin ülkemizden çabuk atlatılması olabilir. İlçemizde varsa ufak tefek güzel dileklerle, temenniler, esenlikler veya ufak bir anı, İncosu faydasına bir bütünlüğümüzü sağlayıcı konular hakkında kısaca bağlanıp dilek ve temenninizi iletebilirsiniz. Sizi akşam 8'de İncosu Haber Ajansı, bu canlı yayını yaptığım sitemizde bekliyorum. Ömer Erkulu kolay gelsin demiş. Hatice İpelli doğru söze teşekkür ediyoruz. Ali Yengil'e teşekkür ediyoruz. Mölük Karaçavuş selamlar Mölüdüm. Şu anda senin yerini çekiyorum Mölüdüm. Akşam saat 8'de İncosu Haber Ajansı'nda buluşmak üzere yayınımızı kapatıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evlerinizde rahatlıklar diliyorum. Sağlıklı, iyi günler diliyorum.